Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dersi kanalında yeni bir kutu açımına daha hoş geldiniz. Bugün sizlerin de gördüğü gibi Adidas'tan bir kargomuz var. Güzel siyah poşetiyle göndermişler. Teşekkür ediyorum. Yine oldukça hızlı gelen bir kargo oldu. 2-3 gün içerisinde geliyor Adidas genel itibariyle. UPS'le gönderiyor diye biliyorum. UPS mi gönderiyor? Galiba. Aynen. Bunu almadan önce de Instagram'dan paylaşmıştım sizce değer mi alayım mı diye. Instagram'dan beni takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Orada indirim haberleri falan da veriyorum. Daha böyle kaydır linkler veriyorum falan. Yani güzel, keyifli bir Instagram sayfam var. Mutlaka takip edin. Bakın aşağıda açıklama kısmında da link var. Göz atarsanız sevinirim eğer Instagram kullanıcısıysanız. Üstündeki de çok güzelmiş. Evet, Adidas yapmaya çalıştım. Fark ettim. Burada ne var arkadaşlar? Açalım hemen sizlerle bakalım. Uzun zamandır almak istediğim bir ayakkabı. Daha doğrusu bu öyle bir ayakkabı ki her çıktığı sene giyip... Aaa, poşet göndermemişler. İçinden evet. Çıkıyordur evet, belki. Kutunun içinden çıkıyordur. Öyle mi? Aaa, buraya koymuşlar. Şaka şaşırtma seviyor nasıl yapmışım. Arkadaşlar hemen şöyle size şeyini göstereyim, etiketini. Ultra Boost 2021 aslında ama Ultra Boost 21 yazıyor değil mi? Ultra Boost 22 çıktı. 2016'lardan beri falan hani her sene tekrar tekrar geliyor ve benim hep giymeyi sevdiğim, almayı sevdiğim kaliteli Adidas markasına ait böyle hani ilk akla gelen ayakkabı deseniz düşüneceğim tarzda güzel ayakkabılar oluyor. 21'de sonunda Adidas oldu. Demek Boost demek bence de yani. Evet, gerçekten öyle oldu. Dünyada da zaten Jordan markası falan geride bıraktı Boost sıralarında. Yani ilk Nike olmuştu, sonra Adidas olmuştu ama şu anda kaybetti herhalde. O eski hype yok bunlara karşı. Bir sıra neydi ya, adeta Yeezy'ler gibi falan da bu da. Hani veya bu Air Jordan retrolar gibiydi. Bulunmuyordu, yeni modeller çıkıyordu, ünlülerle çalışmalar yapıyorlardı falan. Artık tabii ki öyle bir durum yok. Fakat ben hala seviyorum. O kalite, o rahatlık, o konfor benim için hala çok keyifli, çok güzel. Eski ayakkabılarımı da yıllardır giyiyorum. En ufak bir şey olmadı değil mi? Yok. 4-5 senedir giydiğimiz ayakkabılar var. Eşimde, taş benim gibi. De. Taş gibi çok kaliteli, güzel geliyor. Ne kadar aldım? 1440 veya 1450 civarındaydı. 1900'den %25 tarzı, %20 tarzı bir indirim vardı. Dedim alacağım, bir daha da alamam zaten. Çünkü 2022'ler 2300'lere geliyor. Zam gelecek diyor. Yani 2700-2800'lere çıkabilir. Artık piyasa uçtu gidiyor roket gibi. Yalnız Adidas hep Nike'dan daha pahalıydı. Şimdi Nike yakaladı, onu Nike geçti. Nike inanılmaz bir böyle katlama yaptı. Her ayakkabıya %40-%50 neredeyse zam yaptı. Durup dururken ya. Ya bana gelen kargoda gelen ayakkabı sipariş verdiğimde geldiğinde 1000 lira fark vardı düşün. Yani ondan sonra uyması bile geri iade etmem. Niye iade edeyim? Çünkü alamayacağım bir de. Yani o tarz bir saçma sapan durumda bu indirimler güzel geldi. Dediğim gibi Instagram'da haber verdim. Hani ah ya keşke ben de alsaydım diyorsanız beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Evet şöyle açalım. Utobust etiketimiz var. Adidas logomuz var ve... Ve sonunda... Bembeyaz. Beyaz kutum evet. Oldu ha. Sonunda evet. Vay be. Bayağı istemiştim bu ayakkabıyı. 2021 ile 2022 arasında neredeyse hiç fark yok. Sadece şu primelikleri falan değiştirdim. Kar beyazı gibi yalnız. Evet. Güzelmiş. Nasıl Prime bir, Blue diye geçsin. Acaba? Nasıl giyeceksin acaba? Hemen kirleteceğiz ya. Öyle artık umursamayacağız. Giyeceğiz, kirleteceğiz. Koşuda moşuda. Şu sıralar çok koşasım var biliyorsun. Bu ayakkabıları da alınca ekstra bana şey oluyor. Koşma isteği doyuyor. Evet ilk görür görmez benim hoşuma gitti. Ne diyorsun? Evet, farklı göz alıcı bir beyazı var. Kesinlikle ve ayakkabı şekil olarak ilk çıktığı günden beri de benim hoşuma gidiyor. Şu arka tabanının kalın olması. Böyle bir yarış arabası evet izlenimi kesinlikle veriyor. Bembeyaz olmasa daha iyi olabilirdi. Farklı renk olabilirdi ama bu renkte indirim, hani birkaç renkte indirim vardı. Burada tek benim numaram vardı. O yüzden çok da hani bakmadım. Beyaz da istiyordun ama siyahın var mı hala? Siyahın hala mı yok? Siyahım yok hala. Uçabuslarım yok. Evet. Ben hep indirimden kovaladım. Hangi renk varsa onu alıyorum. Ben sana siyahını alıyorum. En güzel renk de sen alıyorum ama. Fiyatına bakmadan aldım. Beklersen oluyor. Şöyle içine bakalım. Prime Blue bu aslında. Hani dedin ya farklı bir beyaz. Evet. Ocean Pearl demiş. Ocean Plastic özür diliyorum. Yani geri dönüşümden üretildiği için farklı bir şeyi oluyor. Hemen şurada gözüme çarpan Prime Knit yazısı. Yani üst düzey knit demek oluyor. Prime. Düşünürsen. Şuradaki niti görüyorsun, örgüyü görüyorsun, kaliteyi. Gerçekten harika ya. Yani bu Boost'ların kalitesi, Adidas'ın kalitesi bana farklı geliyor arkadaşlar. Dilde logomuz var. Çok değişik bir kesim değil mi şurası? Adidas logosu çok hoşuma gitti. Evet, çok tatlı, güzel. Buradaki cage'ler de arkadaşlar yine farklı kaliteli ve beyazın farklı bir tonu olmuş. Bir sürü farklı beyaz tonu var değil mi? Tabanını değiştirmişler galiba. Kontrol. Evet, tabanını da şöyle bakalım. Şöyle mi bakayım hatta, sen şöyle çevirmiş olayım. Bir tanesini de ben alayım. Arkadaşlar taban da çok keyifli, çok güzel duruyor.
çok sağlam plastikler kaynatılmış ki. Yok, yine Continental. Continental yine ama Continental eskiden daha fazlaydı. Şimdi biraz daha böyle bir ovallik movallik verilmiş. Güzel olmuş. Şurada ortada da Boost direkt dokunuyorsunuz. Biliyorsunuz arkadaşlar Boost teknolojisi şu köpük teknolojisi aslında. Bir BASF diye bir kimya fabrikası, hatta biz de kimya mühendisiyiz. Çalışmak istediğimiz güzel firmalardan biridir. Alman firmasıdır. Bunu bulan o. Bu normalde mısır patlağı gibi şeyleri yan yana kaynatıyorlar ve bu şekilde ayakkabı dünyasında yeni çığır açıyorlar. Biliyorsunuz bundan sonra Joyride'lar çıktı. Nike'ın karşı şeyleri, ayakkabıları. Benzer benzer birçok marka bir şeyler yapıyor. Puma çok yapıyor mesela buna benzer bir şey ama hiç bu kadar güzel olmuyor. Bayağı bir şeyi değiştirdi. Sen söyle. Sektörü değiştirdi. Arkasına bakalım, şurada Ultra Boost yazısı var ve bu sevdiğimiz cage yapısı, yani kitleme, kafesleme yapısı mevcut. Çok hoş ya, çok güzel. Gerçekten bu şekil şemal harika. Şu an hemen spora falan veya işte koşuya gidesim geldi. Benim sana geçen bir kargo açımı yapmıştık. Nike'ın, hatırlıyorsan böyle şeyde birleşiyordu. Sana demeye çalıştığım bu. Bak ne güzel parmak aralığı yükseltisi bırakmış. Yani bu tarz oldu mu ayaklarımız çok daha rahat ediyor. Nefes alabilir. Burada dikişlerimiz var. Çok kaliteli ya. Gerçekten şöyle tuttuğunuz zaman arkadaşlar diyorsunuz bu cidden ayaklarıma layık bir ayakkabı olduğunu görüyorsunuz. Çok fazla bu tarz şeylerde ben bağcık kullanmıyorum. Hatta birçok defa bir defa iletiyorum ve öyle tekrar koşuma devam ediyorum. Yürüyüşüme devam ediyorum. Ayağımıza deneyelim ve tadına bakalım diyorum. Yalnız bir üç çizgiyi göremedim ya. Şu arkasındaki şeyde bir üç çizgi aradım. İçine doğru falan oluyordu ya normalde. Plastiğe yapmışlar işte. Nerede? Ha, şurası diyorsun sadece. Aha. Ve burada bir logo var. Ama şu estetik çok güzel olmamış mı? Evet. Şu kıvrılma. Aslında tutacak bir şey olsaydı da güzel olurdu ama herhalde şöyle tutup giymek yeterli olacak. Aha, şuradaki içine şey yapılan, eklenen şey de güzel olmuş. Bak farklı. Daha farklı şurasıyla. Evet, görebiliyor musun onu? Kesin şey yapabildin değil mi? Ekstra arkadaşlar, daha kalın ayaklarınızın rahat etmesi için ve burada aşil yastıklamaları, pedlemeleri de mevcut. Ve tutmak için de biraz daha size texture veriyor. Biraz daha kumaş kaynatılıyor, yani kumaş ekleniyor ki rahat tutun, çekin diye. Evet, kesinlikle güzel. Prime Blue made with Parley Ocean Plastic. Adidas da aynı, Nike de aynı şekilde biliyorsunuz. Hep bir geri dönüşüme dikkat çekiyorlar. Hadi bakalım ayağımıza giyelim. Şuradaki şeyi de çıkartayım ve hislere bakalım. Arkadaşlar tam ayağıma göre, çok keyifli ve harika. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Adidas yanıltmıyor her zamanki gibi, kalitesiyle, rahatlığıyla, görüntüsüyle. Benim çok hoşuma gidiyor. 1450 lira gibi bir fiyata da almak gayet mutlu etti beni. Yine link bırakacağım. Muhtemelen kalmamıştır bu videoyu yayınladığımda. Çünkü hani bu kargonun gelmesi, açılması, editlemesi derken bitmiş olabilir. Ama yine bir şansınızı deneyin. Belki hani az bulunan numaralarınız varsa işte 42-41 falan genelde kalabiliyor. Bir bakarsınız. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki güzel videoda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dahisi bugünlük. Out.